Hatice Hanım tanıştırayım. Kafkas yemekleri devam ediyor. Burada suyu kaynatmaya başlamış. Acaba ne yapılacak o suda? Biz ne yapacağız şimdi? Yemek ne yapacağız Hatice Hanım? Tatlı ne yapacağız izleyicilerimize? Yemek olarak kara lahanadan yaptığımız kulçapa dediğimiz cevizli kara lahana. Peki başka ne yapacağız? Tatlımız nedir? Tatlımız da baza böreği. Baza böreği. Kuru yufkadan yapılıyor. Çok güzel. Hatice Hanım suyu kaynatmış. Ne için olduğunu birazdan göreceğiz. Ama daha önce malzeme listemiz var. Malzeme listemizde yaş mısır unu, ceviz, acıka, akuska dediğimiz kişniş, evet. Taze soğan katıyoruz. Bunları katıştırmak için de önce bir mamusa mı halletmem gerekiyor? Mamusa? Şu. Mısır unuyla yapacağım. Suya karacağım bunu. Hani bu çok kuru değil bu mısır unu. Yaş mısır unu. Yaş mısır unu olması gerekiyor. Yaş mısır unu olması gerekiyor, evet. 3-4 kaşık kadar evet. Yaş mısır unumuzu kaynayan suyumuza ekledik. Malzemelerimizi duydunuz. Önceden hazırlanmış, haşlanmış bir kara lahanamız var. Ceviz ve mamursa karışımı hazır olduktan sonra bakalım sırada hangi malzemelerimizi tencereye gönderiyoruz. Tüm malzemelerimiz tabakta toplandı. Altında haşlanmış kara lahana, üstünde hazırladığımız robotumuzdaki karışım, yeşillik de eklendi, kişniş. Bu şekilde yoğruluyor, ardından servise şöyle hazır oluyor mu? Şöyle özleştiriyorsunuz. Sonra hazır. Kafkas yemeklerimizden akulçapa hazırlanmak üzere. Şimdi sırada tatlı var, abaza böreği geliyor.